Şöyle mi yapsam? Böyle iyi sanki, böyle mi yapsam? Ay bilemedim ya, vallahi kafalar karışık. Zaten kilo verdim sandım, kilo almışım. Bir şeyler oluyor. Başlıyorum. Aloha. Bugün günlük tutmakla ilgili ve yazı yazmakla ilgili aynı zamanda sizden gelenler videosu çekmek istedim. Bu benim uzun zamandır aklımdaydı. Hatta böyle hani bir süredir kanalı takip ediyorsanız, benim videolarımı falan izliyorsanız biliyorsunuzdur. Böyle Instagram'da biraz büyüyüp hani oradan sizden gelenler yani sorular sorayım ve sizin sorularınıza göre cevaplar vereyim. Yani böyle bir video çekeyim, daha interaktif olsun. Böyle bu şekilde etkileşimde olalım istiyordum uzun zamandır. Ama sonra dedim ki ben Instagram'da büyümeyi, hani oradan böyle çok soru almayı beklemeyeyim. YouTube'dan da zaten yorumlar kısmına bıraktığınız sorular vardı. Hem onlardan bakayım, hani böyle cevaplayabileceğim güzel, hani herkese fayda sağlayacak sorular varsa, yorumlar varsa onları okuyayım size ve onları cevaplayayım. Bir de Instagram'dan da aynı zamanda bir story paylaşmıştım. Oradan da sizden gelen bazı sorular olmuştu. Onlardan da böyle herkesin fayda sağlayacağını düşündüğüm birkaç soruyu aldım diyorum ve artık videomuza başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar ekran kaydı aldım. Zaten büyük ihtimalle ekrana koyarız. Oradan bakarsınız. Ben size okuyayım ve hani zaten çoğu, yani yorumları çok fazla almadım. Genelde soruları aldım ki hani herkese dediğim gibi fayda sağlasın diye. Şimdi şöyle bir yorum ve böyle bir soru var. Öncelikle böyle anlamlı güzel konulu video çektiğiniz için sizi tebrik eder, canlı yürekten kutlarım. Ben çok teşekkür ediyorum. 21 yaşındayım. Ben tam olarak bilemedim. Bu yaşta günlük tutsam alay konusu olur muyum? Bir de ben çok kendi kitabımı yazmak istiyorum ama bana bir türlü ilham gelmiyor. Neden derseniz EKPSS sınava girdim. İyi puan alamayıp bir işe giremedim. Yani anlayacağınız bir dahaki sınava hazırlanmak zorundayım. Ne yapsam, bana akıl verebilir misiniz? Şimdi bu yaşta günlük tutsam alay konusu olabilir mi, olur muyum diye gelen bir soru. Yani 21 yaşında ya da 15 yaşında ya da 25 yaşında hani günlük tutmakla ilgili bence bir sıkıntı olmamalı arkadaşlar. Önemli olan sizin kendinizi ifade etmeniz. Önemli olan sizin duygularınızı, düşüncelerinizi bir kağıda. Ben açıkçası hani böyle laptoptan daha çok kağıt kalemin işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü elimizle bir kalem tutarak yazdığımız zaman o bizim aslında kalbimizden geleni ve düşüncelerimizi çok daha iyi akıtabiliyor diye düşünüyorum. Zaten bu arada bu videoyu izlemeden önce günlük tutmakla ilgili çektiğim videoyu izleyin diyorum. Eğer ki izlemediyseniz, konuşamıyorum bir de bugün. Şuraya bir yerlere koyacağım. İlk o videoyu izleyin çünkü ondan sonra bu videoyu izlemeniz daha anlamlı olur. Umutcan'ın sorusuna cevap, alay konusu olmazsın Umutcan ve hani böyle düşünen arkadaşlarımız varsa da alay konusu olmakla ilgili bence çok takılmayın. Kim sizin günlüğünüzü okuyacak da alay konusu olacaksınız ya da ben size burada hani yani sizlerle paylaşıyorum bunu. Ben günlük tutuyorum ve çok keyif alıyorum ve bana çok iyi geliyor diye. O yüzden burada önemli olan nokta size gerçekten iyi geliyor mu ve siz bunu kimin için yapıyorsunuz? Eğer ki ailenizden biri ya da hani herhangi biri okur diye de çekiniyorsanız onu ya böyle bir yere saklayın derim ya da eskiden bilmiyorum böyle kilitli falan defterler olurdu, hala var mı? Yani bir şekilde kimsenin ulaşamayacağı bir yere koyarsanız ya da belki hani kesinlikle herkes evde okur derseniz, öyle yorumlar var şimdi, onları okuyacağım size. Hep belki çantanızda taşıyın, hani böyle ince defterler olur ya hani, onlardan böyle bittikçe alırsınız. Ama sonrasında o bitenleri nerede saklayacaksınız? Bir yolunu bulursunuz diye düşünüyorum. Daha anlıyorum da sizi. Özellikle ailesiyle yaşayan insanlar için bu biraz sorun teşkil edebiliyor. Ama bence günlük tutmaktan vazgeçmeyin. Özellikle hani 25 yaşa kadar tuttuğunuz o günlükler gerçekten sizin akıl karışıklığınıza, duygu karışıklığınıza da çok iyi geliyor diye düşünüyorum. Ben nacizane, bana öyle olmuştu. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Merhaba hanımefendi, ben de günlük tutuyordum ama artık günlükten farklı olarak o gün dünyada olan gelişmeleri ve onunla ilgili fikirlerimi yazmaya başladım. Yani artık daha çok bir yıllığa dönmeye başladı. Sizce iyi mi yapıyorum yoksa boşa mı çabalıyorum? Yani aslında dünyada olan gelişmeleri yazmak ya da onunla ilgili fikirlerinizi yazmak da tabii ki de hiç günlük tutmuyorsanız ya da
belki de duygularınızı, düşüncelerinizi aktarmak sizin için, şöyle koyayım bu arada, sizin için biraz zor olabiliyorsa, hani ilk başlangıç aşamasında bunda sıkıntı yok derim. Ama bir yerden sonra hani dünya ile ilgili ne olduğundan çok bence sizin kendinizle ilgili, iç dünyanızla ilgili, nasıl hissettiğinizle ilgili ne olduğu önemli. O yüzden bence dışarıdaki olaylara tabii ki de onunla ilgili de yazabilirsiniz ama ondan çok günlüğün esas amacı, en azından bana iyi gelen ve benim nacizane dediğim gibi önerebileceğim kısmı, sizin iç dünyanıza biraz olsun dokunabilmek ve bu anlamda sizin aslında içinizi açabilmeniz diyebilirim. Şimdi bir diğer soruya geliyorum. Ben 13 yaşındayım. Öncelerde günlük tutuyordum ama bıraktım. Şimdi yeniden başladım. Artık bırakmayacağım ablacığım demiş. Çok tatlı. Teşekkür ediyorum. Videonuzun çok faydası oldu. Teşekkür ederim. Daha fazla katkısı olması için günlüğe başka neler yazabiliriz? Şarkı sözü, motive edici söz gibi. Daha fazla katkısı olması için arkadaşlar, yani tabii ki de ben de hani 13, 14, 15 yaşlarında böyle sevdiğim şarkıcıların falan sözlerini yazıyordum. Bana iyi gelen böyle özlü sözler vardı hani o zamanlarda benim çok sevdiğim. O özlü sözlerden yararlanıyordum. Yani size ne iyi geliyorsa, belki bazen sticker falan yapıştırmak çok iyi geliyor. Hani ben böyle değişik renkli stickerları mesela çok severdim, onları yapıştırıyordum. Sizi ne motive ediyorsa, belki sevdiğiniz bir şarkıcının, belki bir yazarın fotoğrafını bile yapıştırabilirsiniz. Hani bu tamamen sizin hayal gücünüze ve ne istediğinize açıkçası kalmış. Ama ben böyle özlü sözler yazıyordum yani eski zamanlarda, işte 18 yaşıma kadar, 19 yaşıma kadar. Hatta böyle kalpler falan yapıyordum hep günlüğümün etrafına. Yani bu sizin ne istediğinize bağlı ama önemli olan bence tek noktası, en azından ya gece yatarken, ben bazı zamanlar uzun seneler hatta boyunca gece yatmadan önce günlük tutuyordum. Şimdilerdeyse hani birkaç senedir de sabah tutuyorum. Siz ne zaman hoşlanıyorsanız bir 5-10 dakikanızı buna gerçekten ayırıp ve olabildiğince iç dünyanızı aslında dökmeniz, olduğu gibi sansürlemeden. Bazen belki sizi gülümsetebilir bu, bazen belki ağlatabilir ve yazdıkça yazasınız geliyor. Yani bunu da bence aklınızda tutmakta, yani bana öyle oluyor. Eminim, bilmiyorum, birçoğunuza da böyle olabilir diye. Hani böyle başladım, devam ettiremiyorum, ne yapsam falan derseniz bence bir devam ettirin. Hani bir ay, iki ay sonra baktınız keyif almıyorsunuz, o zaman zaten bırakabilirsiniz her zaman. Ama bir süre devam etmekte fayda var diyorum. Ve şimdi diğer bir soruya geçiyorum. Yağmur'un sorusu. Abla, günlük tutmaya başlamak istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Mesela giriş cümlesi olarak nasıl bir şeyler önerirsin bana? Ben giriş cümlelerinde pek iyi değilim ama sonrasını getiririm. Yani arkadaşlar, bu böyle bir şey değil. Hani ben size, yani ben sevgili günlük diye başlıyordum uzun süreler. Son zamanlarda günaydın canım diyorum. Yani günlüğümü aslında bir yerde de anlıyorum soruyu ama bir yerde de hani ben sizi bu anlamda çok yönlendirmek de istemem. Yani günaydın canım diye başlıyorum mesela son zamanlarda. Çünkü günlüğüme bir insanmış gibi ya da ona böyle gerçekten içimi döktüğüm bir dostummuş gibi yaklaşmak, o şekilde onu görmek bana daha iyi geliyor. Hani böyle zaten Yağmur da büyük ihtimalle o yüzden soruyordur, o yüzden soruyorsundur diye düşünüyorum. Ya da bu tarz böyle sorularınız varsa siz de günaydın canım diyebilirsiniz. Ya da işte iyi geceler, günün nasıl geçti diyebilirsiniz yatmadan önce. Hani bu tamamen size kalmış. İşte sevgili arkadaşım diyebilirsiniz. Hani ne isterseniz, genelde hep böyle sevgili günlük derlerdi. Bu arada doğru hatırlıyorsam hani ben 88'liyim, Y kuşağındanım diyeyim. Çılgın Bediş'i muhakkak hatırlayanlarınız vardır. O da böyle günlük tutuyordu. Hani hep böyle yatağında deli gibi falan, hani yatıyordu, zıplıyordu falan. O galiba sevgili günlük falan diye başlıyordu. Hani o klasik böyle bir başlangıç cümlesidir. Tamamen size kalmış ama önemli olan noktası, sizin yakınlık kurabileceğiniz bir giriş cümlesi bulsanız faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer soruya geliyorum. Günlük tutmayı severken, zaten bu yorum çok fazla geldi. Bunu böyle zaten ekrana koyacağım. Yani birkaç tane var. Ben hepsini size hızlıca okuyayım. Günlük tutmayı severken özel eşyalarım babam tarafından tacize, denetlemeye maruz kalıyordu. Bu benim için büyük travma oldu. Samimi bir şekilde yazı yazamıyorum, günlük tutamıyorum. O yıkımın enkazını beynimden atamıyorum diyor birisi. Başka birisi, başkasının okumasından sonra maalesef günlük tutmayı bıraktım demiş. Bir başkası, ben de günlük tutmak istiyorum ama bizimkiler okuyor demiş. Bir de birinin daha yorumu vardı, onu da okuyayım. Eksisi privacy tehlikeli yazmış. Tüm çocukluğum günlüğümü ablamdan gizleme çabalarıyla geçti
yazmış. Yani bunda çok haklısınız. Dediğim gibi en başta ailenizle yaşıyorsanız ben de çok rahatsız olurdum. Ve benim de annem yani eskiden eşyalarım günlüğümü okumazdı sanırım ama eşyalarımı biraz böyle karıştırırdı. Hani bana çok değerli gelen ama anneme çöp gelen bazı eşyalarım vardı manevi değeri olan. O yüzden hani burada eğer ki sizin ailenize hani benim özel eşyalarıma lütfen dokunma demeniz fayda etmiyorsa arkadaşlar ya dediğim gibi çantanızda taşıyabilirsiniz. Hani böylelikle aileniz sonuçta çantanızı karıştıracağını düşünmüyorum. Ya da kendinize böyle belki kilitli bir hani kasa demeyeyim ama böyle kutular falan vardır yani onu sizden başkası açamaz. Hani oraya sadece defterlerinizi koyarsınız. Öyle bir şey önerebilirim. Çünkü gerçekten anlıyorum çok sinir bozucu. Ama yine de yazmanıza engel olmasın demek de istiyorum. Ve bir diğer soruya geçiyorum. Çok güzel paylaşmışsınız tecrübelerinizi. Bir şey danışmak istedim. Sizce akşam yazıp günü değerlendirmek mi yoksa sabah yazıp günü planlamak mı? Bu arada bu tık 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 yani ne zaman video çeksem hep sesler geliyor. Kusura bakmayın arkadan sesler geliyorsa durmuyor çünkü yani burada hep bir çalışma oluyor. Şimdi şöyle demin de aslında buna cevap vermiştim. Bence bana şu an için en iyi gelen sabah yazmak. Çünkü kalktığımda rüyalarımı da yazdığım için hem rüyalarımı yazdığım bir defterim var. Bunun yanı sıra hani rüyalarımı yazdıktan sonra tabii ki de her gün bu arada rüya görmüyorum. Kimi zaman da hatırlamıyorum. Ama onlardan sonra böyle günlük tutmak düşüncelerimi, duygularımı hatta bir gün öncesinde hissettiklerimi ertesi gün kağıda dökmek de çok iyi geliyor. Ama bu tamamen kişisel bir tercih. Kimine de akşam yazmak çok iyi gelebilir. O yüzden hani bir bakın size hangisi iyi geliyorsa hani bunun sabah iyidir, akşam kötüdür ya da akşam iyidir, sabah kötüdür diye bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Aslında gece uyumadan önce bir 5 dakika bile olsa böyle şükrettiğiniz şeyleri yazabilirseniz ve o gününüz nasıl geçti ya da daha iyi nasıl olabilirdi? Belki bunları da paylaşabilirseniz faydalı olur. Sabah kalktığınızda da hani günlük yazmanın yanı sıra o gününüzün nasıl geçeceğini istersiniz. Hani o gün nelerin hayatınızda olmasını istersiniz. Belki bunları paylaşırsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama ben de bunu her gün yapamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Ben de yazıyorum ama günlük denmez. Bazen ayda bir yazıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben de yazdıklarıma göz ucuyla bile bakamıyorum. Sebebi ne acaba ablacığım demiş birisi. Okey. Bir yani ismi var mı diye baktım ama yokmuş. Şöyle göz ucuyla bile bakamıyor olabilirsiniz. Ben de çoğu yazdığımı okumuyorum. Yani zaten genelde de yazdığımız şeyler bizim en mutlu halimiz ya da kendimizden en memnun kaldığımız halimiz olduğunu da düşünmüyorum. Bazen kendimizden utandığımız, bazen kendimize çok kızdığımız, bazen ben bunu niye yaptım dediğimiz noktalar olabilir. O yüzden de hani arkadaşlar günlüğünüze yazdığınız şeyleri illa hani ben bunu okuyabilmeliyim gözüyle de bakmayın derim. Yani ben de birçok günlüğümü okumuyorum. Hatta İşte sizinle böyle defterler videosu çekmiştim. Onu da izlemediyseniz hani defterlerimi düzenliyorum videosu şuraya koyarım. Onda çok fazla defterim var. Devamı da var ama o videoyu çekmeden önce bazı yazdıklarımı okumak, hani 10-15 sene önce yazdıklarımı okumak falan gerçekten iyi gelmedi ve dedim ben bunları mı hissetmişim? Ben bunları mı düşünmüşüm? Ama kendinize hani kızmamak da her halinizi aslında sevmekte de fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir diğerine geleceğim. Tutmak istiyorum ama nereden başlayacağım, ne yazacağım hiç bilmiyorum demiş birisi. Yani nereden başlayacaksınız? Aslında dediğim gibi yazdıkça yazısınız geleceği için siz sadece yazmaya başlayın ve bırakın o aksın. Yani ben ne yazacağım, acaba nasıl yazarsam daha iyi olur ya da hani belki mükemmeliyetçiyseniz hani çok iyi yazmalıyım, iyi yazmazsam ben hani yapamam falan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bırakın böyle hani sonuçta bunu biri okumuyor ya da siz bir kitap yazmıyorsunuz. Yani bunu sadece kendinizi rahatlatmak için, kendiniz için belki de ileride dönüp bakmak için. Tabii ki de belki kitap yazmak isterseniz ileride bilmiyorum ama hani bunun için yazıyorsunuz. O yüzden hani nereden yani belki yaşadığınız çok fazla şeyler var. O yüzden de nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. En önemli noktası burada başlamak. Dediğim gibi devamı geliyor. Şimdi bir diğer soruya geliyorum. Okumayı da yazmak kadar çok seviyor musunuz? Hayır, okumayı daha çok seviyorum. Yazmayı da çok seviyorum. Eskiden ben çok şarkı sözü yazardım. Hatta onunla ilgili böyle
Bilmiyorum travmanın küçüğü büyüğü olur mu ama babamın bir yorumu olmuştu ve o beni çok kırmıştı. Ondan sonra şarkı sözü yazmayı bırakmıştım. Belki bunu podcast'te ele alırım. Hatta belki bir değinmiş bile olabilirim. Neyse sorunuza cevap Merviş'miş adı. Merviş Hanım. Okumayı daha çok seviyorum ama yazmayı da seviyorum. Ama okumak daha ağır basıyor. Şimdi son iki soruya geldim. Şöyle bir soru var. Günlük yazdıkça hep eski zamanda yaşadığımı fark ettim ve bundan kurtulamıyorum. Arkadaşlar zaten günlüğün amacı aslında bir yerde de sizin geçmişinizle hem yüzleşmeniz hani tırnak içinde diyeceğim hem de sizi şifalandırması. Dolayısıyla bana kalırsa yazmak şifalandırdığı için hani siz geçmiş zamanda yaşadığınızı fark ediyorsanız eğer ki yazarak tamam ben bunu yazıyorum, akıtıyorum ama bunu yazdıktan sonra yani bugünün kapağını kapattıktan sonra da artık orada yaşamamaya karar veriyorum demeniz belki faydalı olur. Çünkü burada aslında amaç hani yazarak geçmişe takılı kalmak değil, geçmişten size zarar veren duygular, düşünceler ya da iyi gelmeyen duygu düşünceler varsa onları güzel bir şekilde kağıda akıtmanız ve o şekilde de belki de onlarla vedalaşmanız, kendinizi şifalandırmanız. Ondan sonrasında da aslında hayatınıza gayet güzel bir şekilde devam etmeniz. Eğer sizin aklınıza takılan, hani o yazdığınız şeyleri aşamadığınız konular varsa ve gerçekten çok ciddi anlamda size köstek olduğunu düşündüğünüz sorunlar varsa diyeyim, o zaman tabii ki de bence psikolojik destek almaktan ve hani burada da iyi bir psikoloğu bulmak, iyi bir psikoterapisti bulmak çok önemli. Herkesle uyuşmuyorsunuz yani bence yine. Bunun yanı sıra da gerekirse değişik eğitimlere katılmak, workshoplara, seminerlere katılmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Son sorumuz arkadaşlar, günlükte olumlama yazsak bir nevi zihni kandırsak diyorum. Bu olabilir mi? Yani zaten bana kalırsa hani ne olmuş yani podcast'te de ben olumlamalar her zaman ya da olumlamalar gerçekten işe yarar mı diye galiba bir bölüm kaydetmiştim. Olumlamalar bence işe yarıyor. Ama zihni kandırmak oluyor evet bir yerde. Günlükte olumlama yazmanız bence sizi olumlu anlamda etkiler diye düşünüyorum. Mesela ben bir 4-5 kilo vermek istiyorum ama günlüğüme hani bununla ilgili şunu şöyle koyayım ben bu arada. Günlüğüme mesela hani kilo vermekle ilgili yazsam böyle bir olumlama ya da daha çok seviyorum, daha çok seviliyorum, sevdikçe seviliyorum ya da mesela bolluk ve bereket beni buluyor, kolaylıkla para kazanıyorum gibi gibi. Bunları aslında yazmak tabii ki de fayda sağlar ama buradaki en önemli nokta hani böyle bir şeyi 40 kere söylersen gerçek olur derler ya. Bir şeyi bence hem söyleyip hem yazmak hani düşünmek, hissetmek ve yazmak çok daha faydalı olur ve bunları duygu, düşünce ve yazı olarak senkronize olup olmadığına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani açıkçası böyle boş boş sadece yazıp hani ama mesela ben kilo veriyorum diye yazıyorum ya da ben işte bolluk bereket içindeyim diye yazıyorum günlüğüme ama hayatımda da ben meteliksizim, işte ben yok kilo veremem, imkansız falan diye düşünüyorsam, hissediyorsam onun da yararı olmayabilir diyorum nacizane. Ve bu gülü de sevdiniz mi diye soruyorum. Ben çiçekleri çok seviyorum artık zaten biliyorsunuzdur hani belli bir süredir takip ediyorsanız diyorum. İzlediğiniz için çok 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 mahalo, çok minnettarım arkadaşlar. Ve böyle videolar isterseniz açıkçası vegan ve vejetaryen olmakla ilgili çektiğim bir video vardı. Onu da isterseniz şuraya koyarım hani ilginizi çekerse onu da izleyebilirsiniz. Onun altına da çok fazla yorum geldi. Hatta o soruları toparlayabilir miyim? Yani 200 küsür yorum var. Ama tabii soruları ve size fayda sağlayacağını düşündüğüm yorumları ele alırım. Oradan da belki bu yorumları ve soruları ele aldığım bir video çekebilirim. İlginizi çeker mi? Bu videoyu hani bu şekilde böyle sizinle etkileşime geçtiğim içerikli videoları sevdiyseniz yorumlarda lütfen yorumlarınızı paylaşın benimle. Bir de yine günlük tutmakla ilgili, yazı yazmakla ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa onu da paylaşın. Ve bu içerikte bu tarz videolar çekmemi isterseniz de konumuz ne olsun ona da siz karar verin istiyorum. Onu da yani hem yorumlardan hem de isterseniz Instagram'dan da benimle paylaşabilirsiniz. Instagram'ı da şuralara bir yerlere, şuraya galiba ya da buraya bırakacağım diyorum. İzlediğiniz için tekrardan mahalo. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Zaten hani her cuma değişik videolar, içimden ne gelirse o şekilde videolar çekiyorum. Saçım her zaman böyle düz olmuyor.
Yani ne yapayım? Bu videoda biraz saçıma takıldım. Çünkü şey oluyor, aynada bakıyorum, tamam diyorum, sonra izliyorum, yok ya diyorum, çok düzmüş. Neyse arkadaşlar ya, gerçekten konumuz, derdimiz saçlar olsun. Her şey hallolur. Kendinize çok iyi bakın demek istemiyorum. Ben kendine çok iyi bak cümlesini sevmem. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Benim halimden düz saçlılar anlar ya. Çok düz saçlı olanlarınız demek istediğimi anladı. Biliyorum çok kıvırcık olanlar da çok kıvırcık diye söyleniyor. Ne yapalım ya? Ortası yok. Dalgalılar da kabarıyor diye söyleniyor. Böyle şeyler işte arkadaşlar. Hayat geçiyor. Neydi? Hayat kısa kuşlar uçuyor diye magnetim vardı. Neyse.